Donanım günlüğündesiniz ve Asus ExpertBook laptop incelemesiyle karşınızdayız. ExpertBook, Asus'un iş dünyasına yönelik olarak hazırladığı yeni bir laptop. Özellikle ince yapısının yanında güçlü teknik detaylarıyla ön plana çıkıyor ve gün boyunca hem güçlü donanımı hem de güçlü piliyle sizi yarı yolda bırakmadan işlemlerinizi halletmenizi hedefliyor. Ürün için başta şunu söylemeliyiz ki şimdiye dek gördüğümüz en şık tasarımlı laptoplardan bir tanesi. Ürün 14.9 mm kalınlıkta ve 870 gram ağırlıkta. Tabii teknik bileşenlerdeki farklılıklar sebebiyle bu ağırlık seviyesinde ufak da olsa değişiklikler yaşanıyor. Asus'un belirttiğine göre cihaz 14 inç ekrana sahip en hafif iş laptopu. Ürünü elinize aldığınızda öncelikle mat tasarımı dikkat çekiyor. Gerçekten çok hoş bir yüzeye sahip. Bu sayede parlamalar yaşanmadığı gibi can sıkıcı parmak izi detaylarıyla da karşılaşmıyorsunuz. Magnezyum-lityum alaşımlı malzemeden üretildiği belirtilen cihaz hafif olmasının yanında aynı zamanda gayet de sağlam bir ürün. Öyle ki Asus bu ürünün Amerikan askeri standartlarına uygun yapıda basınca, düşmelere ve darbelere karşı gayet dayanıklı olduğunu belirtiyor. Bu aslında çok önemli bir detay, zira çoğumuz ince ve hafif bir ürün gördüğümüzde hemen şöyle düşünürüz. Tamam, çok şık görünüyor ama herhalde çok da dayanıklı değildir. İşte bu düşünce Asus'un bu yeni ürünüyle ortadan kalkıyor diyebiliriz. Ürünün tasarımında dikkat çeken bir diğer detay ise yine ergonomik menteşe yapısının tercih edilmesi. Bu sayede ürünün ekranını açtığımızda ekran ve gövdenin birleştiği bölgede ufak bir havaya doğru kalkma yaşanıyor. Bu sayede alttaki boşluk sıcak hava tahliyesi için gayet yeterli bir alan oluşturuyor. Aynı zamanda klavyenin hafif yukarı doğru kalkması demek bileklerin rahat konumlandırılıp parmakların daha iyi çalışabilmesi anlamına da geliyor. Ürünün 14 inç değerde bir ekranı bulunmakta. Bu ekran 4 mm incelikteki çerçevelerle çevrilmiş ve %94'lük bir ekran çerçeve oranından bahsediliyor. Bu gerçekten etkileyici. IPS ekranın Full HD çözünürlüğü bulunuyor ve parlamalara karşı engelleyici bir yüzeyi de var. Dolayısıyla hem direkt karşıdan baktığınızda hem de arkadaşlarınızla aynı anda farklı açılardan baktığınızda net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Hem işleriniz için hem de işten fırsat bulduğunuzda eğlenceli aktiviteleriniz için gerçekten çok güzel bir ekranı olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın hemen üstüne baktığımızda da bir kızılötesi kamerayla karşılaşıyoruz. Bu kamera aracılığıyla görüntülü sohbetler gerçekleştirebiliyoruz ki şu an içinde bulunduğumuz salgın sürecini göz önüne alırsak çoğu iş toplantısını aynı ortamda yüz yüze yapmak yerine internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirmek daha sağlıklı bir çözüm. Kamera görüntü kalitesinin fena olmadığını söyleyebiliriz. Öte yandan kameranın 720p video kayıt özelliği de bulunuyor. Bir diğer dikkat çekici taraf da kameranın hemen sol yan tarafında ufak bir sürgü bulunuyor. Bu sayede isterseniz kamerayı kullanmadığınız esnalarda acaba arka planda bir şeyler oluyor mu, biri beni takip ediyor mu şüphesinden korunmak için kapatabiliyorsunuz. Hatırlarsınız bundan yıllar evvel Mark Zuckerberg'in bir fotoğrafı yayınlanmıştı ve fotoğrafta Zuckerberg değil de yanındaki laptop, laptopun kamerasının üzerindeki bant detayı dikkatlerden kaçmamıştı. Bu sayede belki de sırf o fotoğraftan etkilenen milyonlarca insan daha güvenli ve takipten uzak bir deneyim için kameralarını bantlamaya başlamıştı. İşte bu üründe böyle bir şeye gerek yok. Zira sürgüyle saniyeler içerisinde kapatabiliyorsunuz. Bu da güzel düşünülmüş. Klavyeye baktığımızda tombul parmaklı kullanıcıların dahi rahatlıkla kullanabileceği bir klavye hazırlanmış. Tuşlar yeterince büyük, tuşlar arasındaki boşluklar da yeterli düzeyde. Bizim test ettiğimiz üründe Türkçe karakter desteği de bulunuyordu ki bu ekstra hoşumuza gitti. Ufak can sıkıcı noktalar olarak yön tuşları ve enter tuşu biraz ufak tasarlanmıştı ki alışık olmayan insanlar için tabii ki bu bir süreliğine sıkıntı yaratabiliyor ama tabii ki alışılabilir. Öte yandan tuşların alttan aydınlanmıştı.
aydınlatmalı yapısı, kullanırken verdiği o tok basış hissi ve sessiz çalışmaları da beğenimizi kazandı. Peki nümerik tuşlar nerede diye soracak olursanız alt kısımda bir touchpad yer alıyor. Konumlandırıldığı bölge ve boyutları itibarıyla gerçekten başarılı. En ufak dokunuşlarla rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz. Ancak bu touchpad'in hemen sağ üst tarafında bir tuş yer alıyor. Oraya bastığınızda elektronik olarak nümerik pad'in açıldığını görüyorsunuz. Tabi bu nümerik pad'e basacak mıyız yoksa dokunacak mıyız? İlk etapta kafanızda ufak bir karışıklık oluşturabilir. Ancak buna alışıyorsunuz tabii ki. Sonrasında hemen sol üst köşedeki tuşa basarak da bu pad'in aydınlık seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki isterseniz yine kapatma şansınız da bulunuyor. Asus burada da güzel bir iş çıkarmış. Genel hatlarıyla klavye kombinasyonunun hoşumuza gittiğini söylememiz lazım. Test ettiğimiz üründe Intel'in 10. nesil Core i7 işlemcisi yer alıyor. Bunun yanında 16 GB RAM ve 512 GB SSD diske yer verilmiş. Güncel Windows 10 Pro işletim sistemiyle gelen cihazda GPU tarafında da tümleşik Intel Ultra HD Graphics bulunmakta. Asus ExpertBook işlerinizi halletmeniz için gayet performanslı. Word dosyalarınız, Excel tablolarınız, elektronik postalarınız, görüntülü görüşmeler ve internet üzerinden gerçekleştireceğiniz pek çok işlem için performanslı sonuçlar sunabiliyor. Tabii burada bir parantez açıp ağır iş yükü gerektiren 3D programlar, video düzenleme programları ve grafik tasarım gibi programları dışarıda bırakmamız gerekiyor ve tabii ki video oyunlarını da bir bakıma dışarıda bırakmamız gerekiyor. Zira bu ihtiyaçlarınız için daha farklı teknik detaylara sahip diğer ürünlere bakmanızda fayda var. Bir de ekleme yapalım. Dediğimiz gibi bizim test ettiğimiz üründe 10. nesil Core i7 işlemcisi bulunuyor. Ancak ürünün Core i5 işlemcili farklı RAM ve farklı SSD boyut depolarına sahip versiyonları da bulunuyor ve bu sayede ürünün ağırlığında da değişikliklerin olduğunu, haliyle fiyat faktöründe de değişikliklerin olduğunu tekrarlayalım. İşitsel detaylardan da kısaca bahsedelim isterseniz. Asus bu üründe Harman Kardon ile ortak hareket etmiş. Ürünün ince yapısını göz önüne aldığımızda hoparlörlerden yayılan işitsel detaylar gerçekten başarılı. Gerek bas gerekse de tiz tarafında. Bir şeyler izliyorsanız ya da bir şeyler oynuyorsanız ya da müzik dinliyorsanız çoğu zaman bir kulaklığa ya da ekstra ses aparatına ihtiyaç olmadan güzel detaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Ama tekrar edelim, ince yapıyı da göz önüne aldığımızda bunu söylüyorum. Çok da detaylı hoparlörlerle tabii ki kıyaslamamak lazım. Ürünün üzerinde iki tane Thunderbolt bağlantı noktası bulunuyor. Bu sayede ürünü hızlıca şarj edebildiğiniz gibi hızlı veri aktarımları da gerçekleştirme şansınız var. Sadece yarım saatlik bir şarj ile %50 civarı bir şarj elde edebiliyorsunuz ki bu sizi saatlerce götürebiliyor. Bir de ufak bir senaryodan bahsedelim. Diyelim ki laptopunuzu tamamen şarj ettiniz ve sabah evinizden işe doğru yola çıktınız. Word dosyalarınızla ilgilendiniz, Excel tablolarınıza baktınız, internete giriş yaptınız. Burada sosyal medya platformlarındaki gezintilerinizden e-mail dosyalarınıza kadar pek çok detayla ilgilendiniz. Yani ara ara internet bağlantısını da aktifleştirdiniz. Ekran parlaklık seviyeniz %70 civarlarında. Fırsat buldukça videolar da izlediniz. Ve tüm bu detayları göz önüne aldığımızda ürün tek şarjla bir günü çok rahat çıkarmanıza imkan sunuyor. Bu arada cihazımızda bir parmak izi okuyucu sensörün olduğunu ve kızılötesi kamera aracılığıyla yüz tanıma sistemini aktifleştirebildiğinizi belirtelim. İkisi de gayet stabil çalışıyorlar ve düşük ışıklı koşullarda dahi kamera yüzünüzü hemen algılayabiliyor ve gerçekten performanslı sonuçlar verebiliyor. Güvenlik tarafına önem gösteren kullanıcılar için bu iki detay gerçekten önemli.
Ve bir de son olarak My Asus programından bahsetmek istiyorum. Ürünün içinde ön yüklü olarak geliyor. Bu programı açtığınızda cihazınızla ilgili pek çok detaya erişebiliyorsunuz. Bölge bölge, parça parça olarak da donanım kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Donanımlarınızın stabil çalışıp çalışmadıklarını test edebiliyor, güncellemelere bakabiliyor ve size en uygun çalışma sistemini belirleyebiliyorsunuz.